Üzme kendini. Bak yatırımcım var. Projen hayata geçecek. Hayallerin gerçekleşecek. Yok hayır Zeyno. Projeye yatırımcı bulundu mu gerçekten? Doğru mu duydum? Ne dedim ben sana? Sen bunun da altına kalkarsın demedim mi? Ya anlaşma falan yok. Yok anlaşma. Sözleşmeyi yırtıp attım. Neden? Niye bunu yaptın? O anlaşma toprağa zarar verecek ve üzülmesini istemiyorum Arda. Gonca, bu senin hayalin. Toprak denen o herif için bundan vaz mı geçeceksin? Benim kararım kesin. Tartışmaya falan açık değil Arda. Gonca, sen aklını mı yitirdin ya? Bu senin hayatının fırsatı. Sen o sesini bir düşür bir bakayım. Baba, tamam. Tamam kızım, tamam, tamam. Arda, ben kızıma hiçbir zaman bağırmadım. Sesimi yükseltmedim. Senin de bağırmana izin vermem, tamam mı? Özür dilerim Tahir amca ama hayatının fırsatını tepiyor Gonca şu an. Fuat Bey'in teklifini kabul etmeyeceğim. Tamam kızım. Sen ne dersen ol. Toprak arıyor. Alo? Gonca nasılsın? Merak ettim seni. Neredesin? Sana anlatmam gereken şeyler var. Neredeyim? Doktorun evindeyiz. Eğirdir Kalesi'nin dibinde bir yer. Tamam, bulurum orayı. Geliyorum. Tamam, tamam görüşürüz o zaman. Baba, ben Toprak'la buluşacağım. Tamam, dikkatli ol. Görüşürüz. Tahir amca, tekrar özür dilerim. Yani dilerseniz ben... Hayır, tamam istemem. Sen sakin ol yeter, tamam? Oh. Burada kalmaya devam edersen her şey daha kötü olacak, görmüyor musun? Beni dinle, dön İstanbul'a. Dönmüyorum. Bak şuradaki bir ev var ya, görüyor musun? O evi ben kiraladım. Akşam gel kahveye, bir kahve içelim. Bir ev hediyesi getir. Kahve fincanım eksik galiba. Of. Oh. Oh. Çok rahatladım. Allah razı olsun Ali. Oh. Yani ateşim de düştü, rahatladım, kendime geldim. Afiyet olsun doktor. İşte anca bunlar bulabildin. Yok anam, böcüklenmemiş bir mercimek kaldıydı ben. Ama ay, al oğlum al, cır cıplak ya bu. Ay, baharat makarat bu kadar yapabildik işte. Kraliçem, kraliçem. Ben Hindistan'da Budizm öğretileri hemhal ederken işte böyle iki parça kumaşla anadan üryan dolaşıyordum. Ya giydirin şunu. Giydirin şunu. Hay deli midir nedir bu be? Giydir Ali, giydir beni. Ya toprağım keseledim, yuvdum. Şunu bari sen giydir ya. Oo Gonca kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Gel yavrum, gel. Hoş böyle. Gel bakayım sen. Ya ben çok isterdim Ali, giydirmem mi? Giydiririm tabii de şimdi Gonca gelmiş, beklemesin. Ayıp olmasın. Sana kolay gelsin. Giydir Ali. Giydireceğim. Toprak nerede? Burada kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir konuşabilir miyiz? Tabii. Siz konuşun yavrum. Sizin eve gittim bugün. Neden? Babanla dedene Fuat Bey'le ortak olmayacağımı söyledim. Madem o adamın sana kötülüğü dokunuyor, o zaman bana da kötülüğü dokunuyor demektir Toprak. Ya benim ailem keşke senin kıymetini bilse. Sen neden buradasın? Çalışmıyor musun bugün? Biraz uzun bir hikaye. Bir süreliğine burada yaşayacağım. Neden? Konağı terk ettim. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Sen benim gözümü açtın Gonca. Eğer sen Isparta'ya gelmemiş olsaydın... ...ben hala ailemi tanımıyor olacaktım. Abo, neden hala festivalle duruyor bu adam?
Ali beni bir türlü kurutamadı. Onun için saçlarım hep nemli kaldı kraliçem. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. İşte evim artık böyle. Ali, Lavdaktır, Fatma Ana. Çok kalabalık bir evim var. Ne güzel işte. Ya toprağım. Ben bu adamı kuruttum. Şimdi diyor ki benim saçlarımı limonla. Neymiş kraliçasına yakışıklı görünecekmiş. Vallahi eridim, kurudum, bittim ya. Yenge. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge. Ay. Biz Nurbanu'yla ayrıldık yenge. Ay, üzün. Nurbanu.